Selam, ben Barbunya. Podcast 2'ye hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Fark ettiyseniz uzun süredir gündemde bulunan ve korsan sunuculardan geri dönmek isteyen yayıncılar var. Kimisini uzun bir süre takip ettik ve videolarını izledik. Belki de hiçbirimiz bir gece onların gideceğini düşünmedik. Fakat ne yazık ki bir gün bizlere veda ettiler. Bundan 5 ay önce Gameforge'un telif atmadığını ve uzun süredir telifleri ertelediğini söylemiştim. Günün sonunda telif dalgaları tekrar başladı ve korsan sunucularda oynayan birçok yayıncının sürekli olarak kanalları kapandı. Peki sonuç ne oldu? Tekrar yeni bir kanal açıp tekrar videolar atmaya başladılar. Bu aslında gerçek hayattaki bir takım şeylere çok benziyor. Eğer Avrupa'da yaşıyorsanız sokak hayvanlarının çok az olduğunu fark etmişsinizdir. Genelde barınaklarda bulunurlar ve dışarıda başıboş köpek veya kedi göremezsiniz. Bu ilk bakışta çok güzel gözükebilir. Böyledir de zaten. Fakat işin sonunda farklı problemler doğururlar. Kedileri sokaktan alırsanız farelerle başa çıkmaya çalışırsınız. Konu da tam olarak burada başlıyor. Eğer bir korsan sunucu oynayan X bir YouTuber'a telif atarsanız tekrar yeni kanal açar ve buradan video çekmeye devam eder. Bugün arama bölümüne Metin 2 yazdığımda hala bu insanları görmek beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Ki benim gibi düşünen de birçok oyuncu var elbet. Gameforge bunun için elinden geleni yapsa da sorun maalesef çözülemiyor. Kitle çok büyük, çok deli paralar dönüyor ne yazık ki. Video başı 10.000 TL gibi büyük rakamlar sunarak birçok YouTuber'ı kendi elleri altına alıyor bu kişiler. Hatta bir sonraki podcast 2 videosunun konusu korsan bir sunucudan e-spor organizasyonu olan bir markanın hikayesi olacak. Tabii buna marka denirse. Siz de bu hikayeyi kaçırmamak adına bildirimleri açabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Bugün geri dönmek isteyen eminim onlarca YouTuber vardır. Hatta uzun süre takip ettiğimiz popüler YouTuberlardan birkaçı şu an geri dönmek için çok çabalıyorlar. Bu videoda telif hakkı sebebiyle İsim ve sunucu ismi vermeyeceğim. Fakat hepimizin bildiği yüzler bu kişiler. Bir zamanlar saatlerce yayınlarını izleyip video alsın diye gün saydığımız kişiler. Peki Gameforge bu kişilere bir şans daha neden vermiyor? Gelin Metin 2 kitlesinin bu konu hakkındaki görüşlerini tartışalım. Aslında kitle bu konuyla ilgili ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf geri gelmelerini isterken bir taraf ise asla affedilmemelerini istiyor. Affedilmemesini isteyen kişilerin genelde söyledikleri aynı. Para için gittiler, yönetimi kötülediler, giden geri gelemez, yalama mı oldu burası? Evet, bu kişiler para için gittiler. 2023 Türkiye'sinde biliyorsunuz ki para çoğu şeyden önde geliyor. Peki herkes ikinci bir şans hak ediyor sözüne ne oldu? Bugün çok severek takip ettiğimiz kaç yayıncının eskiden neler yaptığını biliyorsunuz ki. Nasıl eskiden korsan sunucularda oynayıp sonradan affedilenler olduysa, şimdi de illaki olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir kitle ise yayıncıların oyuna hiçbir katkısı olmadığını ve oyuncu çekmediğini, zaten halihazırda olan oyuncuların onları takip ettiğini söylüyor. Evet, günümüzün şartlarında Valorant, League of Legends gibi büyük firmaların büyük oyunları bulunuyor. Ve bu oyunlarla büyümüş olan kitleyi oyuna çekmek çok zor. Fakat bu oyun 2007 Mayıs ayında Türkiye pazarına girdiği ilk yıl 8 milyon aktif oyuncuya sahipti. Konu yeni bir oyuncu kazanmak değil. Konu eski oyuncuları geri kazanabilmek. Ve burada emin olun YouTuberlar ve streamerlar devreye giriyor. Mesela ben bundan 3 yıl önce adını vermek istemediğim ünlü bir YouTuber sayesinde bu oyuna tekrar başladım. Siz düşünün, benim gibi kaç kişi bu YouTuber sayesinde başlamıştı? Veya direkt olarak benim sayemde de bu oyuna tekrar geri başlayanlar oluyor. Tam olarak da YouTuber ve streamerların önemini ve değerini bilmemiz gerektiği nokta da bu. Bir işte kaosu engelleyemiyorsak bu kaosun içerisine dahil olmamız gerekiyor. Paris'teki fare problemini tekrar düşünmenizi istiyorum. Bugün telif attığınız kaç kanal ne kaybetti? Ahmet'e telif attınız, Ahmet 1'i açtı. Mehmet'e telif attınız, Mehmet 3'ü açtı. Bence yapılan yanlış noktalardan biri de bu. Korsan sunucularda cirit atan devasa bir kitle var. Biz bu kitleyi neden TR'ye kazandırmaya çalışmıyoruz? Diyeceksiniz ki bana ne? Ben bir oyuncuyum. Neden bu konu hakkında uğraşayım? Neden buna destek olayım? Neden elimi taşın altına koyup sana yardımcı olayım? İşte burada bence yanılıyorsunuz. Bugün korsan sunucular bu kadar popüler olmasaydı birkaç sunucu haricinde sinek avlanan bağır gibi sunucularda bu kadar az insan olabilir miydi? 2007-2012 senelerine baktığınızda sizce sorun sadece oyunun değişmesi miydi? Yoksa korsan sunucuların absürt şekilde oynanıp devasa paralar aklayıp sürekli TR yayıncılarını tuzağa düşürmesi miydi? Her oyun gelişti arkadaşlar. Bugün TR'de oynayan
ve yer edinmiş bir adama gidin, hadi 2008'de oyna deyin, emin olun oynamayacaktır. Tabii ki oynayanlar çıkacaktır fakat bir elin beş parmağını geçmeyecektir. Bir diğer kitle ise oyunun oyuncu kaybetmesinin temel sebebini hile olarak belirtiyor. Evet, hileler başa çıkılamaz olan ve tüm oyunları sarmış lanet bir şey. Fakat 2007-2012 yıllarında da hileler vardı, şu anda da hileler var. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da var olmaya devam edecek. Bence en büyük problem korsan sunucu ekosistemi. Zaten ben hala normal oyuncuların nasıl bu sunucularda oynadığını anlamıyorum. Milyarlarını ve vakitlerini ayırıyorlar, günün sonunda ellerinde sadece bir hiç kalıyor. Bugün bu bataklığın ne olduğunu anlayan, bu bataklığın bir boka yaramadığını fark edip pişman olan her yayıncıya kapımızı açmalıyız. Bugün belki size bir etkisi olmaz ama emin olun, olmamaları her gün bize bir zarar olarak geri dönüyor. Bu ekosistemdeki korsan sunucular, korsan sunucu yayıncıları var oldukça, ki var olmaya devam edecekler, orijinalini oynadığımız oyunu bir gün kaybedeceğiz. Ve bunun sebebi sadece hileler olmayacak, korsan sunucular da olacak.